Gaziantep'li Zeynep Yılmaz yaklaşık 43 yıldır yaptığı Antep işi nakışları ile genç kızların çeyizlerini süslüyor. Yaz çapkınına, ondan sonra güvercine. Bunu bir kez yapıyorsunuz. Keten, İsviçre ceketinin üstüne bir tepsi örtümüz. Bu saf ipeğin üstüne bir tepsi örtümüz. Evet. Ben bu işime 7 yaşında başladım. 43 yıldan beri ticaretini yapıyorum. Çok şükür işimden memnunum. Elhamdülillah. Tekrar dünyaya gelsem gene bu işi yaparım. Antep işini önce telini çekeceksin. Ondan sonra saracaksın. Ondan sonra mercimeklerini koyacaksın. Ondan sonra altı işlemden geçer. Oygusunu oyacaksın. Antikasını yapacaksın. Yani bayağı bir özveri isteyen bir iş. Ama benim için çok güzel bir iş. Ben severek yapıyorum. Onun için zahmetli gelmiyor. Ama çok zahmetli bir iştir. Çok da güzel bir iştir. Üretim çıkartmak, üretmek zevk duyacağın bir iştir. Ama parası da güzeldir. Ben severek yaptığım için zorlanmayayım. Yaşım 62 ama hala çalışıyorum ve seviyorum. Hala da yapıyorum. Bunu bilen bilir zaten. Kızlarımız da gelir alır. Anneler gelir alır. Babalar gelir alır. Ama sezonluk da olduğu zaman bizimki sezonluk değil. Her zaman giden bir iş. Her zaman. Yani 60-70 yaşındaki bayan gene gelir alır başörtüsünü. Ama düğün sezonu geldiği zaman kızlarımıza da daha çok ihtiyaç vardır. Bir başörtüsünü yapmak için en azından bir yıl lazım. En azından 8 ay lazım. Yani 2 ay telini çekmesi sürer, 3 ay dolaması, 4 ay gülünü atması, bir ay kadar oygusu, antikası. Öyle yani bir başörtüsünü bitmesi için en azından 8 ay emek vermen lazım. A'dan Z'ye, sabahlıktan tut, seccadeden tut, salon takımından tut, vesaire, havlusundan tut, her şey. Terlik kesesi, tesbih kesesi, vesaire. Yani her türlü. Olmazsa olmazlarımızdan. Fiyatı bize göre makul. Ama alıcının o bütçesine bağlıdır. Bize göre iyi. Yani pahalı değil. En düşük fiyat bir başörtüsünde 1000 liraya da var, 20 bine de var. Salon takımında 10 bine de var, 150 bine de var. O herkesin zevkine kalmış bir şey. Vatandaşların ilgisi çok beğenen daha çok üstünde. Yani ilgiyle bakan da çok, gıptayla bakan da çok ve buna düşkün olan daha çok insanlarımız var. İşin şakası bir tarafa, yani Antep'te kızlarımızın Antep işi olmazsa mercimekli köfte yedirirler. Ama Antep işi olursa lahmacunla balcan kebabı yedirirler. Ama bizim işin şakası bir tarafa Antep işi olmazsa olmazımız. Yani nasıl ki bir yemeğin yanında ekmek yoktur da karnın doymazsa, kızımızın cezinde de Antep işi yoktursa bir boşluk oluşur yani. Boynumuza bağlayacak bu fularımız. Hem inoyası hem Antep işi karışımlı.
Evet. Bu da böyle. Hem İlnoyası hem Antep işi. Başörtüsü, mevlid örtüsü diye geçerli. Bu bir tepsi örtüsünü ben 3 ay dişledim. Böyle başörtülerimiz mevlid örtüsü olarak geçiyor. Yani 2000 liradan başlar, 20 bine kadar çıkar. Tellardır. Bu gelin tacı modelimiz mesela. Böyle. Böyle. Bu Kohangül modelimiz. Böyle. 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 Tamam abla. Böyle. Böyle. Evet abla. Şimdi getirecek, kenarını yaptıracağım. Bu gelin tacı başörtümüz. Bak köşeli. Siz. Siz beğenin, biz de yapalım. Böyle. Evet. Evet. Bak bu da bitti ama daha uyguya gidecek. Beğenirse düğüle de yapabilirdik.